Şehzade Selim'le iyi anlaşacağınızdan hiç şüphem yok. Zira o da sizin gibi alemin nimetlerine, güzelliklerine pek meraklıdır. Leziz yemekleri, hoş sohbetleri pek sever. Ne güzel. Gönderdiğim hediyelere ne dediler peki? Umarım şehzademizin hoşuna gitmiştir. Pek beğendiler. Bilhassa o Kıbrıs şarabına bayıldıklarını duydum. Siz burada bekleyin. Gel. Şehzadem, size Yasef Nassi'den bahsetmiştim. İstanbul'dan geldiler. Huzurunuza kabul beklerler. Geldi demek. Ben de o zarif hediyeleri yollayan zatı merak etmiştim. Al içeri. Şehzade Selim Hazretleri. Karşınızda olmak, sizinle tanışmak büyük şeref. Zannediyorum Nassi ailesi hakkında malumatınız vardır. Elbette. Servetiniz herkesin dilinde. Ağalar, şarap verin bize. Lütfediyorsunuz şehzadem. Alan Donna Gracia Mendes ailenizi en iyi şekilde idare ediyor. Kral Şarken'in bile ondan borç aldığı söylenir. Doğrudur şehzadem. Ne yazık ki kendisi şu anda Venedik'te esaret altında. Zira alçakça bir tuzak kurdular ona. Kim neden yaptı bunu? Ne yazık ki aileden biri. Kardeşi Brianda. Miras meselesi yüzünden Gracia Mendes'i düşman belledi. Maalesef en büyük zarar insanlara en yakınından geliyor. İnsan kardeşine bile güvenemeyecekse kime güvenecek? Öyle. Selim? Ne oldu sana? Nurman. Allah'ıma şükürler olsun. Bir şey oldu sandım sana. Kimdi o giden? Hı? Az evvel Lala'nın yanında gördüm. Yasef Nassi. Payitahttan geldi. Devlete nice hizmetleri olmuş. Değerli bir zattır. Halil Allah'a güvenmeyecektim. Neden hep etrafımızda? Sen niye geldin? Onu söyle. Gazanfer Ağa. Hiç kendini yorma Nurbanu. Onu artık yanımda istemiyorum. Ben istiyorum ama. Bize o kadar sadık ki bizimle kalabilmek için hadım olmak istiyormuş. Hadım mı olmak istiyor? Can feda söyledi. Yüce affına sığınıyor. Eğer kabul edersen hadım olmaya razı. Halan Gracia Mendes'in vaziyetini payitahta bildireceğim. Onu kurtarmak için ne lazımsa yapılır. Şükranlarımı kabul buyurun şehzadem. Size minnettarım. Gel. Sultanım. Şehzadem. Bu adama kanım ısınmadı bir türlü.
Kütahya'dan bir haber var. Nurbanu Sultanım, her şey arzu ettiğiniz gibi gidiyor. Şehzade Bayezid ile halvet oldum. Zamanla kalbine de gireceğimi ümit ediyorum. İşe yarar mı bilmem. Ama Şehzade Bayezid'in Yahudi bir kadından borç aldığını işittim. Bu borcu ödeyebilmek için Mihrimah Sultan'dan yardım istedi. Şehzadenin sultana yazdığı mektubu gözlerimle gördüm. Şimdilik bu kadar. Emirlerinizi bekliyorum. Bak şu işe. Kardeşim yerine neler peşinde? Mihrimah Sultan. Şehzadeye yardım eder değil mi? Hiç şüphen olmasın Nurbanım. Mihrimah daha evvel de Bayezid'i böyle sıkıntılı vaziyetlerden çekip çıkarmıştı. Bu sefer öyle olmayacak. Biz buna mani olacağız. Lala Mustafa neler olup bittiğini yazmış. Lakin ciddi bir şey yok. Anlaşılan Selim uslu duruyor. Ya Sefnasi neden gelmiş peki? Henüz sebebini öğrenememiş. Lakin o da keyfine düşkün biri. Belli ki zevk-i zefaya dalmışlar. Hüseyin Çavuş. Şehzadem. Payitahttan Rüstem Paşa'nın emriyle size gönderilen altınları taşıyan kafile saldırıya uğramış. Atmacı derhal hazırlanın. Peş yerine düşeceğiz. Emredersiniz. Nerede saldırmışlar? Kim saldırmış Hüseyin Çavuş? Seni kim yolladı söyle. Emri kimden aldın söyle. Emri kimden aldın? Biz eskiyiz beyim. Böyle bir ganimet gördük mü? Çökeriz üstüne. Son kez soruyorum. Emri kimden aldın? Dur! Söyleyeceğim. Vurma. Şehzade Selim verdi. Hmm.
Yıllarca aynı kandan, aynı candan olduk diye seni kardeş bildim. Lakin kardeş kardeşe bunu yapmaz. Arkasından hiç çevirmez, malına göz dikmez. Eşkıya kılına girip başına iş açmaz. Sana kardeş dersen Mustafa'ya Cihangir'e ne derim? Sen kardeşlik akdini bozdun Selim. Bundan böyle kardeşim değilsin. Gözse göz, kansa kan. Hayrola ağalar? Nedir bu böyle? Kim yolladı? Malumatımız yok Lala Hazretleri. Şehzademiz Selim Hazretlerine geldi. Aç bakayım. Lakin Kütahya'ya itimat ettiğim adamları yolladım. Bir sıkıntı çıkmayacak inşallah. Gel. Şehzadem, bu size geldi. Çıkabilirsin. Altınlar ele geçmeyince müşkül durumda kalmıştır herhalde. Ne kokuyor böyle? Altınları almaya yolladığım ağa. Kim yazmış? Basit. Ne yazıyor? Kardeş kardeşe bunu yapmaz. Arkasından hiç çevirmez, malına göz dikmez. Eşkıya kılına girip başına iş açmaz. Sana kardeş dersen Mustafa'ya Cihangir'e ne derim? Sen kardeşlik akdini bozdun Selim. Bundan böyle kardeşim değilsin. Gözse göz, kansa kan. Selim'le çocukluğumuzdan beri her daim inatlaştık. An geldi birbirimizin yüzüne nefretle aykırdık. Aramıza kötü sözler girdi, haset girdi. Lakin hiçbir zaman kardeş olduğumuzu unutmamıştık. Şehzade Selim Düzmece Mustafa isyanında da arkanızdan iş çevirmişti şehzadem. Bunu söylemek istemezdim lakin o kardeşliğinizi çoktan içe saydı. O zamanlar aklına girenler vardı Atmaca. Karahmet Paşa vardı. Karahmet Paşa kışkırttı, yol gösterdi, unutma. O vakit dedim ki kardeşim oyuna gelmiştir, bir daha yapmaz. Lakin bu sefer başka. Bu sefer bizzat tuzak kurdu bana. Bundan sonra ne olacak peki? Bekleyip göreceğiz. Her şey Selim'e bağlı. İnşallah Selim yaptığından ders alır ve akıllı durur. Aksi takdirde bunun bedelini en ağır şekilde öder. Benim asıl merak ettiğim Mirman gönderdiği altınlardan Selim'in nasıl haberdar olduğu. Buradan, saraydan bir haber yollamış olabilir mi? Zannetmem. Sarayımdaki herkese itimadım tam çok şükür. Payitahtta ise her daim diline hakim olamayan birileri bulunur. Bayezid ilk fırsatta saldıracaktır. Bütün bunlara sen sebep oldun Nurbanu. Kütahya'ya o cariyeyi yollamasaydın, bugün bunların hiçbiri olmayacaktı.
Sen benim aklıma girdin. Korkularımı ateşledin. Kork zaten. Kork ki tedbir al. Ne olmasını bekliyordun? Bayezid'in elleriyle tahtı teslim etmesini mi? Bu bir savaş zaten. Bu savaşın kanunu da belli. Sadece biriniz hayatta kalacak. Sezar Roma'ya yürürken Ale eyakta est. Zarlar atıldı demiş. Bizim için de böyle. Dün Ahmet Paşa'nın kellesi gitmişti. Bugün muhafızlarının. Sıra sana gelmeden harekete geçmeliyiz. Korkularımıza son verebilirsin. Kütahya'ya yolladığımız cariye haber bekliyor. Bir sözünle Bayezid biter, senin devrin başlar. Tek bir sözünle. Ne demek bu? Bundan sonra Bayezid'i kimse durduramaz. Senin canını almak için elinden geleni yapacaktır. Tek bir emrinle savaşı büyümeden kazanırız. Bayezid senin canını almadan sen Bayezid'in canını al. Nurbanu, sen aklını mı kaçırdın? Ne cüretle bana bunu teklif edersin? Defol. Defol daireneden. Defol! Affet beni Selim, haddimi aştım. Beni anla yalvarırım. Senin ve evlatlarının istikbali beni öyle korkutuyor ki. Herkesten, her şeyden şüphe duyar oldum. Çok korkuyorum Selim. Bu aralar çok içiyorsun. Başka türlü o ölüm kokusundan kurtulamıyorum. Durun şehzadem. Evvela bu cari etsin. Bu hatun hali hal değil. Ne diyorsun sen Nurbanu? Sultanım. İç şunu. İç. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Nurbanu? İnşallah işe yarar. Şehzadem vaziyetin vahametin farkına varır. Sultanım, cariyeye ne olacak? Mecburum Gazanfer. Can almazsam canımızı koruyamam. Aman Allah'ım, ya sen isteydin? Şehzade Bayezid, o var bu işin arkasında. Seni öldürmek istiyor. Allah kahretsin. Yetinmeyeceği belliydi. Yeter Nurbanu, sus. Ağlar. Sen kardeşlik akdini bozdun Selim. Bundan böyle kardeşim değilsin. Gözse göz, kansa kan. Thank you.
Çıkabilirsin. Bundan sonra hep böyle mi yaşayacağım ben? Ölümün her köşeden çıkmasını mı bekleyeceğim? Seni ve evlatlarımı kaybetmekten öyle çok korkuyorum ki. Bu korku yersiz Nurbanu. Ben seni, evlatlarımı korurum. Eğer o çareyi fark etmeseydim, maazallah ölecektin. Şehzade Bayezid'in nelere kalkıştığını görüyorsun. Uçurmuş kellenin kokusunu sen de hala duyuyorsun. Aç gözünü Selim. Mektupta yazdığı gibi. Artık ikiniz kardeş değilsiniz. Hayatta kalmak istiyorsan harekete geçmelisin. Ben bu korkuyla, bu ölüm korkusuyla yaşayamam. Kütahya'ya haber yolla. O cariye Bayezid'e gereğini yapsın. Bize başka yol bırakmadılar.